Önce şeyden başlayalım. YKS sınav sonuçlarından başlayalım. Tabii aslında sağlık bilimleri, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi olarak başından itibaren doluluk oranlarımız çok yüksek. %100 değil, hatta %102'lere, %103'lere ulaşıyoruz. Çünkü genel kontenjanın yanında bizim okul birincileri, yabancı uyruklu öğrenciler, bir de bu sene daha önce üniversiteye hiç girmemiş 35 yaş üstü kadınlar da var mesela. Onlarla beraber baktığımız zaman kontenjanımız %100'lerin daha üzerinde. Yaklaşık üniversitemizde eğitim gören 7.260 civarında öğrencimiz vardı. Bu sene itibariyle tabii bunların mezunları da var. Bu sene itibariyle 2.096 genel kontenjanımız vardı. Ve bu son sınavda dediğim gibi diğer okul birincileri 35 yaş üstüne dahil ettiğimiz zaman 2.186 öğrencimiz şu an için itibariyle yerleştirilmiş durumda. İnşallah önümüzdeki hafta pazartesi günden itibaren 28 Ağustos'tan itibaren kayıtlar da başlayacak. Tabii burada yerleştirme oranları sayılarının yanında kayıt sayıları da çok çok önemli. Biz son yıllarda, son 3 yılda da %100 kayıt oranlarına da ulaştık. Yani başvuran öğrencilerin neredeyse tamamına yakını bizim üniversitemize gelip burada eğitim öğretime başlıyorlar. Bu sene dediğim gibi 2.186 öğrencimiz inşallah mevcut belirlenmiş olan genel kontenjanların tamamını okul birincileri beraber doldurmuş durumdalar. Tabii bu bizi sevindiriyor. Tercih edilir olmak önemli ama bu sene itibariyle artık geçmiş yılların yapılmış olan yatırımların, hizmetlerin, akademik alandaki yapmış olduğumuz geliştirme çalışmalarının sonucunu biraz daha fazla görmeye başladık. Üniversitelerde özellikle sağlık alanında tıp en ön planda, daha çok tıp açısından değerlendiriliyor. Diş hekimliği, eczacılık fakülteleri daha çok değerlendiriliyor. Son yıllarda öğrencilerin tercih etme fakülteleri tercih etme açısından tıp fakültelerinde bir miktar puanlarda gerileme, sıralama açısından baktığımız zaman daha alt sıralarda tercih edilme gibi bir durum ortaya çıkmaya başladı. Ki bu büyük üniversitelerde dahil olmak üzere. Fakat bizde tam tersi yükselme var. Örneğin bu sene tıp fakültemiz 916 öğrenci daha üst sıradan almaya başladı. Daha yüksek puandan öğrenci almaya başladı. Bu aynı şekilde diş hekimliğinde de bu şekilde. Yani bu artık öğrencilerin bilinçli olarak, daha tercih ederek, sorgulayarak üniversitemizi tercih ettiğini de gösteriyor. Bir güzel sonuç yine bu sene bir anlamda patlama yaptığımız nokta da yatay geçişler. Yani normal üniversite YKS sınav sonuçlarıyla yerleştirmenin yanında her sene yıl sonunda iki şekilde bir üniversiteden diğer üniversiteye geçiş olur. Bunlardan birincisi okumuş olduğunuz, o an için okumuş olduğunuz üniversitedeki geçmiş yıllardaki puan ortalamanız üzerinden tercih yaparsınız. Burada her üniversitenin, her fakültenin, her sınıfın bir kontenjanı vardır. Mesela biz tıp fakültesinde işte her sınıfa 4 kişi alıyoruz bu şekilde. Bize başvuranlar içerisinde geçmiş yıllardaki başarı puan ortalamaları üzerinden yatay geçiş yapılıyor. İkinci yatay geçiş de bir kişi üniversite sınavına yerleştirmeyle ilk girdiği yıldaki puanı üzerinden bir defaya mahsus olmak üzere geçiş hakkı var. Onun şartı da geçiş yapacağınız üniversite puanından daha yüksek bir puanla yerleştirme yapmış olması. Örneğin işte biz diyelim ki 500 puanla alıyorsak 505, 507 işte daha yüksek puanla yerleşimi yapılan bir yerden bizim üniversiteye bir defaya mahsus olmak üzere geçiş hakkı var. Ek 1A dediğimiz mevzuat maddesiyle yükseköğretim kurumlarının. Şimdi önceki yıllara baktığımız zaman bu şekilde geçiş talebinde bulunan öğrenci sayılarına göre bu sene %100'ün üzerinde bir artış oldu. Bu sene tam 442 öğrenci sadece ek 1A'dan üniversitemize geçmek üzere başvuruda bulundu. Ve bunun 224'ü sadece tıp fakültesine. Yani başka tıp fakültelerinde okurken bizim tıp fakültesine ek 1A ile yatay geçiş yapmak isteyen 224 öğrenci var.
ve kanunla da mevzuatla da bunun %30'unu almak zorundasınız. Buna baktığımız zaman aslında bu gurur verici bir nokta ama bir anlamda da bizi ürkütüyor. Çünkü eğer bu oranlar, bu sayılar bu şekilde devam ederse biz eğitim hizmeti açısından zorlanacağız. Çünkü sınıf kapasitemiz yetmeyecek. Yani baktığımız zaman bu sayılara. Tabii bunun yanında okul başarı ortalamasından gelecek öğrenciler de var. Yabancı uyruklu öğrenciler de var. İlginç olarak mesela bu sene başka bir fakültede okurken, mesela uçak mühendisliğinde okuyor. Puanı yüksek. Bizim alan dışı geçiş dediğimiz şey var. 18 öğrenci de bu sene tıp fakültesine başvuru yaptı. Tıp fakültesi dışında okurken 18 öğrenci bize bu sene birinci sınıfta başlamak üzere puanı yettiği için kendi okulunu bırakıp tıp fakültesine geçiş yaptı. Bunlar da artık yani geldiğimiz noktayı gösteriyor. Yani üniversitenin artık eğitim kalitesi açısından ki ben bunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Birçok üniversiteye göre baktığımız zaman kendi ölçeğimizde üniversitede baktığımız zaman birçok üniversiteye göre akademik kadro açısından çok çok iyi durumdayız. Yani %70'e yakın bir akademik kadroda artış yaptık geldiğimizden beri. 575 akademik personelimiz var bu üniversitede. Eğitim imkanları açısından çok çok iyi durumdayız. Yani uygulama araştırma merkezinde öğrencilerin eğitim göreceği, uygulama yapacağı, staj yapacağı alanlar açısından baktığımız zaman çok çok iyi durumdayız ki tercih edilirliğimizin yüksek olduğu yerler mesela fizik tedavi, fizyoterapi bölümleri mesela. Yani Türkiye'nin birçok üniversitesine göre bizden mezun olan fizyoterapi öğrencileri Türkiye'nin her yerinde iş bulabilir çok rahatlıkla. Çünkü bizde öğretim hayatları boyunca uygulama yapıyorlar neredeyse. Birebir hasta üzerine biz bu şansı veriyoruz onlara. Eczacılık ve diş hekimlerinde de aynı şekildeyiz. Giderek üst basamaklara doğru yükseliyoruz. Çünkü bir eksiğimiz yok. Laboratuvar açısından baktığım zaman Eczacılık Fakültesi'nde bir büyük üniversitede ne varsa hepsi bizde var. Öğrenci bunu görüyor. Uygulama alanları oldukça fazla. Diş hekimliğinde çok basit bir örnek vereceğim. Sağlık uygulama tebliğindeki ücretlere baktığımız zaman son 5 yıldaki artış oranları, fiyatlardaki artış oranı %130 civarında. Göreve başladığımızda diş hekimliği fakültesinin aylık cirosu 250 bin lirayken şu anda 6 milyon lira. Yani 20 kata yakın artış var. Süt fiyatlarındaki artışa bağlayamazsınız bunu. Ona göre çok. Bu neyi gösteriyor? Hasta sayısında inanılmaz bir artış var. Ve şu anda en çok şikayet aldığımız yerlerden birisi diş hekimliğinden randevu alamıyoruz. Evet ben de alamıyorum. Akşam 12'de sistemi tıkladığınız zaman sistem anında doluyor. Niye? Çünkü ben diş hekimliğinde birçok alanda artık hocam var benim orada. Yani cerrahisini yapabiliyorum burada, ortodontisi var, pedodontisi var, bütün bölümler var. Bu aslında tercih edilirliğin arttığını gösteriyor. Ama şikayet konusu. Niye? Yer bulamıyorum. Evet. 46 ünitemin sayısı 76'ya çıktı. Ona rağmen ben hastaya yetişemiyorum. Daha da ilginç. Bizim diş hekimliği fakültesinin bahçesinde iki tane konteyner sınıf vardır. Onlar niçin yapıldı biliyor musunuz? Fakülte binası içerisindeki sınıfları boşalttım. Oralara ünit koydum. Öğrencileri dışarıya aldım. Ona rağmen halen yetişemiyoruz. Çünkü artık hastalarımız burayı tercih ediyor. Tabii bazen şeyler de oluyor. Çok hoş olmayan şeylerde eleştiriler de alabiliyoruz. Bilinmediği için alabiliyoruz. Bana il dışından çok fazla hasta geliyor. Onkolojide. Bakın benim hastanemde şu anda kendi servisi dışında 4-5 servise yayılan bir başka servis. Ortopedi servisi mesela. Ortopedi kliniği. Niye biliyor musunuz? Bölgenin çünkü travma hastanesiyim ben. Ama maalesef bu sene özellikle havaların sıcak olması, farklı nedenler, trafik yoğunluğunun fazla olması değil. Çok fazla trafik kazası oldu. Çok fazla yaralanma var. Çok fazla yoğun bakım hastası var. Yoğun bakıma yer bulamıyorum. Benim 655 yatağım her an full dolu. Yoğun bakımların full dolu. Bu çok fazla hasta geldiğini ve çok fazla buranın tercih edildiğini gösteriyor. Ama bu eleştiri konusu oluyor. Bir anlamda baktığımız zaman aslında üniversitenin geldiği noktayı da gösteriyor. Başarıyı da gösteriyor.